Çatalhöyük. Today's date is 10th of August. It's approximately 4:50 in the evening, and what you're witnessing in front of us is press day 2000. Facility that we have made, this tent and the flooring and the bridge. So you're the first press to see this, and we have made this so that tourists can get some idea about what Çatalhöyük House looked like. Bu şu an üzerinde durmuş olduğunuz yeni bir yapı ve görmüş olduğunuz bir köprü var karşıdan karşıya geçmek için. Went through a hole in the roof. So in English, this is the chimney. And a board race of where the wooden ladder was. Burada bir merdiven vardı. Duvarda sıvada merdivenin olduğunu dair izi görebilirsiniz. And you can see that the way the ladder goes up, it goes through the smoke, and people went out through the same hole as the smoke did. Merdivenin yukarı doğru duvardaki izinden baktığınızda nasıl geçtiğini görebilirsiniz. Merdiven de baca işlemini gören deliğe doğru çıkıyor ve insanlar Thank you.
something. We keep trying. I want to get it, too. And then she takes over mine. So now we only see you. Now? And this torso, so it's Laurie with two bodies. That's good. Oh, that was cute. I like that one. Can I get it later? Quick time, we are from the middle. On the tripod of all the camera people on the outside. Although the members actually come from all over the world. Ama tüpte çalışanlar dünyanın her tarafından geliyorlar. They are working in a tent that was donated to the project by the friends of Çatalhöyük in Istanbul. Bu şu anda çalışmış oldukları çadır Çatalhöyük Dostları Derneği tarafından buraya hediye edildi. And the edges of the building, the wall, duvar binanın duvarlar orada görebilirsiniz. Orada, burada, orada. Bu çok büyük, büyük bina ve bu binada çok büyük oda var, ana oda ve burada küçük bir uzun oda var ve burada çok zayıf, çok ince duvar var. Ve burada bir giriş belki vardı. Burada belki büyük bir kabartma var mı? Ama düştü. Bulduk çok düştü. Bu nedenle düşünüyoruz ki bu platform çok önemli vardı boya ile ve
bu platformun altında çok mezarlar doldu. Anladınız mı? Mesela burada bir mezar vardı. Mezar vardı. This is where they dug the hole. To put the body in. Burada başka bir mezar vardı. İki tane. Bunlar kemik insanların. So when they put in burial after burial, they disturb the earlier burial. And at the moment, we could just see some of the disturbed bones. But in this burial here, we found the whole body very nicely crouched and complete. Buradaki mezarda ise bunların iskeletleri çok güzel bir şekilde yatırılmış ve ayaklarına doğru çekilmiş bir şekilde. O dönemde sorar mısınız? Yani bu evde bizi topraktan yaptı. Taş kullanmıyor. The Amir Stepanovich, they are Burak Kaziorla, University of California down that's both of them. So when we have finished excavating this building, we hope to go down one day to a building beneath. Bu bina hazır tabanı kaldırdıktan sonra altındaki bir binayı daha açmayı umuyoruz burada. Ve orada küçük odalar var. And these were used for a range of craft and other production activities like grinding or preparing stone tools or wooden or bone tools. This is the surface of the mound. You're standing on the surface of the mound, and they have been digging here 3 years, and they've only gone down this much. So it shows you how slow it is. Burada ben 25 yıl için çalışacağım ama sadece çok az kazacağım. Çok yavaş gireceğim. So it is a very
back. Hopefully so. You're looking lovely. Thank you. Yes. Here, you go into the kitchen. What? Into the kitchen. You can find it there. Right. Okay. Hidden in there. Yeah, I don't know where you can get it from.